Haydi, haydi! Rıfkı, siper al, koçarı geldi. Hala besliyor musun bu kansızı? Ya, besliyoruz tabii. Bana bak. Rıfkı'ya iyi davran, yoksa yarın sabah Ezgi nöbetten dönünce canını okur ha. Heh, niye o kaldı canımı okuyacak? Rıfkı, kapıla orada. Kalk Rıfkı, kalk. Kalk da üçüncü sığırımız yatsın. Uyusun, böyle abileri gibi manda olsun orada. Hadi canım kalk. Hop hop hop. Ben burada yatmam kızım. Ufak da ben sığmam buraya. Sen kıvrıl şuraya hadi. Ben senin odanda yatacağım. Çoktan manda olmuş ha. Ula denizden sonra da betonu çekilmiyor. Oy nenni koçarı, koçarı kimin yarı? Oy nenni koçarı, koçarı kimin yarı? Oy nenni koçarı, koçarı kimin yarı? Oy, oy hey! Kala sen işte nasılsın? İyiyim koçum. Sen nasılsın? Niçin geldin? Defne bacımı bir daha mı isteyeceksin? Sana ne oğlum? Allah Allah. Bak, şimdiye kadar karışmadım ama olmayı böyle. Kız için atıverim olacak. Adem, de git koçum. Yalnız kala sen işte. Öyle bağa karşı hareketlerine dikkat et. Sosyal medyada milyon tane takipçim var. Bir mani yazıp üstüne salarsan fena olur bak. Sağ Allah'ım ya, uğraştığım tiplere bak. Be canım ya, niye pencere açık yatıyorsun ya? Hırsız falan girecek. Defne. Hop. Uyansana, teşekkür etmeye geldik. Sen de hakikaten odunsun be abi. Döveceğim mi, teşekkür mü edeceğim belli değil. Defne. Hadi uyan güzelim. Bak teşekkür etmeye geldim. Konuşmamız lazım. Hadi. Defne. Oha bu ne? Ne oluyor la? Sen kimsin lan? Bırak ulan elimi. Yürü abi. Rüyanda da mı kavga ediyorsun? Ne yapıyorsun acaba? Anahtarlar. Her şey çantamda. Bak ben...
Nesi oluyorsun lan sen dedenin? Ne işi var onun yatağında? Sırf sen de fırın olmasın dedi işi. Hırsız mısın, it misin? Defne! Bu adam kim? Hangi adam kim? Defne! Lan sen kim oluyorsun da Defne'ye hesap soruyorsun oğlum? Sevgilisiyim koçum. Oldu mu? Sevgilisiyim. Ne? Haydi, haydi! Sevgili sevişmiş. Eski sevgilisi canım, unuttun mu? Aman, aman eksik kalma. Hemen hatırlat. Hatırlatacağım tabii. Tabii hatırlatacağım. Defne! Ne eski sevgilisi kızım? Sen katil mi edeceksin beni? O lafın gelişi ya. Eski sevgili falan değil, o lafın gelişi. Defne! Bana hesap ver. Sen benim sevgilimden hesap soramazsın hıyar. Bak hala sevgilim diyor. Eski sevgilimi ne unutuyorsun sen be? Konumuz bu mu şimdi Laz kızım? Burada bir adam var. Neymiş konumuz peki plaza kalası? La hani lafın gelişiydi? Hani eski sevgilisi değildi? Bu adam kim? Sana ne canım? Ha? Sana ne? Sen kimsin lan? Canım! Abisiyim ulan, abisiyim. Polat mı? Evet canım, Polat. Vah vah. Öncelikle hoş geldin birader. Ve kusura bakma. İki abinin ilk yumruğu yemişken aklım vardı. Hürmetler abisi. Dur! İkinci kalas! Abisi! Abisi! Abisiyim oğlum, abisi. Çek tamam. Anlat hadi. Şimdi bak. Beni en iyi anlayan abim sensin değil mi? Senin numaralarını en iyi bilen abin de benim. Haydi haydi. Sana çektiysem demek ki. Böyle mi bağlayacaksın beni? Sana çektiysemler, beni en iyi anlayan abim sensinler. Ya yok. Bak şimdi, kendini benim yerime koy. Hani eskiden yapardık ya. Yani daha çok ben yapardım senin çevirdiğin haltları anlamak için. Kendimi senin yerine koyardım. Kendimi senin yerine koyayım. Hı hı, koy. Koydum. Çok sinirlendim ha. Niye daha? Diğerini tutmuştur. Öpmüştür. Bu geldi aklıma. Abi. Hani sen kendini benim yerime koydun ya. Koyma. Geri çık oradan abi. Day, sığır. Kızım anlat hadi bak. Kendini mezara, beni de mahpusa koyma bak hadi. Tamam. Çok fena aşık oldum. Sonra çok kötü bir yanlış yaptım. O da beni terk etti. Aşık oldum. Hı hı. Çok. O sır. O da çok. Anlat. Hiç iyi niyetli olup üst üste hata yapmış gibi hissettin mi? Ha, o ikinci kısmı daha aşinayım. Sen de bir şey olduğunu anlamıştım zaten. Fenasın belli. Hadi be. O kadar belli oluyor mu ya?
Benden başkasına hayır. Çok mu acıyor? O kadar çok acıyor ki ya. Sanki dünyadaki bütün suçları ben işlemişim gibi geliyor. Oysa sadece sevdim. Amcacığım hoş geldiniz. Hoş bulduk Tepelcoğum. Hoş geldin. Hoş bulduk yavrum. Evlendiler ha? Ya öyle. Yakın zamanda sizin de mürüvvetinizi göreceğim. Yavrum. Göreceğim dedim. Hı? Ha inşallah abi inşallah. Ne inşallah canım? Benden önce Polat var Osman amca. Önce o evlensin, onun sırası. Haydi, haydi! O istor. Polat akıllanana kadar memlekete bekar kaldınız. Toprak abim de içeride misafirleri ağırlıyor. Buyurun isterseniz siz de. İyi, hadi görüşürüz. Birini mi bekliyorsun Yalın Aras? Bir sakıncası mı var Defne Barutçu? Yok canım. Ne sakıncası olacak? Senin hayatın istediğini bekleyebilirsin. İstediğimi beklerim. Eminsin. Aynen. Eminim. İstediğin yastıkta yatarsın. İstediğin fermuarda çekersin diyorsun yani. Aynen öyle diyorum. Kesin ve net karar. Aynen. Aslı. Hani şu eski sevgili Aslı. Sen gerçek miydin ya? Yok, ben Aslı gerçek değilim. Hoş geldin Aslı. Tırsın sen ya. Tırsmaya başladım ben artık. Tırsma Aslı. Defne için hiç sorun değil. Ben istediğimin yastığında yatarım. İstediğimi beklerim. İstediğimi fermuarını çekerim. Çekecek bir fermuar var mı Aslı? Hop, ne diyorsun be? Defne'den çekinmene gerek yok. Defne için hiç sorun değil. Değil mi Laz kızım? Di canım, di. Hiç umurumda değil. İyi o zaman. Biz içeri geçelim. Nikah başlamak üzere. Dansı bana lütfeder misiniz hatun? Memnuniyetle. Hmm.
Evlendiğimizde böyle dans etmiştik. Bir de Polat'la Defne'nin düğününde dans ederiz, olur biter. Tek hücreli. İstedik. Defne'yi kovdu, affetmedi, anladık. Düğüne kız getirmek ne dudak? Toprak, Çınar'ın düğününde rezalet çıkaracak değilsin değil mi? Şu düğün bir geçsin, göstereceğim ben onu. Ben senin şantajına inandım, şu düğüne geldim, kafama tüküreyim. Ya bunlar beni öldürecek be! Ya oğlum sen amma korkak çıktın ha. Bir şey yapamazlar, rahat ol. Dans etmem ben, tuvalete gideceğim ben. Şşş. Ama... çağırdığımı hiç hatırlamıyorum. Ya sen çağırmadın ki, Yalın çağırdı beni. Ben geliyorum. Kız ne oluyor ayol? Bu Yalın'ın yanındaki sarı kimdi? Eski sevgilisi.
Yoksa yine mi birlikteler Defne? Bilmiyorum. Tek bildiğim Yalın beni kıskandırmaya çalışıyor. Ay çok dahice. Kıskandın mı? Neyloş, sen gidip bir ölsene. Yok, benden önce o sarı ölecek ayol. Dans ederken gördüm, tuvaletler tarafına gitti, yeşimde hemen peşinden. Ya. Ne? Ya. Sana konuş dedim. Niye abime uydun? Ya ne konuşacağım ya? Söyledim ya her şeyi. Yalın bana şantaj yaptı. Evinde kalırım yoksa dedi. O yüzden geldim düğüne. Hem ayrıca ben sizi aramadım mı bu işe bir çare bulmak lazım diye. Ya Yeşim, Yalın yüzünden beni neden tuvalete sıkıştırıyorsun ya? Gelmeseydin. Yazık değil mi Defne'ye? Ben var ya ben, o görümgemi üzeni buradan sağa çıkarmam Aslı. Ay, kız yeni gelin Yeşim Hanım. Bu korkudan çok titriyor ha. Ay bıraksak mı bunu? Günah. Defne'yi düşün Songül. Kendini onun yerine koy. O da gözlerinin önünde abimle dans eden bu sarı cadıyı parçalamak istemez miydi? İstemezdi. Bence isterdi. Ve o bizim kadar merhametli olmazdı. Neden? Çünkü bizler iyi polisiz. O kötü polis. Ne yapıyorsunuz kızım? Kötü polis bu mu? Eğlencemiz de bitti. Kıza manyak mısınız? İşte ben de şimdi aynı soruyu soruyordum arkadaşlara Defne kardeş. Sen sus! Tamam, tamam. Sen hiç moralini bozma kuşum. Bu sarı abim şantaj yaptı diye gelmiş. Ya yoksa aralarında hiçbir şey yok. Ben sorguladım, öğrendim. Umurumda değil Yeşim. Bırakın gitsin. Defne! Ne demek umurumda değil ya? Bayağı değil Yeşim. Nasıl yani? Sen şimdi abimi bu sarı cadıdan kıskanmıyor musun? Kıskanmaktan geberiyorum, tamam mı? Ama benim Yalın Aras'ta işim bitti. Ben ilk defa birisi beni anladı sandım. Elini tutmak istedim, sırt vermek istedim, sarılmak istedim. Ama olmadı. Canı sağ olsun. O beni affetmedi, ben de vazgeçtim. Siz de vazgeçin artık.